Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle özel güvenlik sınav sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 95, 96, 97. dönemlerde ağırlıklı çıkabilecek sınav sorularınız. 30 adet sınav sorusu çözeceğiz. En çok sınavlarda çıkan sorulardan derledim. Özel güvenlik ayrıcalıklarından faydalanmak için kanala katılarak özel güvenlik sınav sorularını ayrıntılı bir şekilde, açıklamalı bir şekilde çözerek, ayrıyeten Ehliyet Serici özel güvenlik kanalına da abone olup oradan da bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, hemen sorularımıza başlayalım. Evet. Birinci sorumuz: terk edilmiş bir eşyanın özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir? A. Emanete alma. B. El koyma. C. Zapt etme. D. Koruma altına alma. E. Müsadere. Tabii bakın, burada emanete almadır cevabımız, Adana seçeneği. İkinci sorumuz: hangi durumda turnike uygulanabilir? A. Kanaması olan her kazı zedede. B. Uzuv kopması olan kazı zedede. C. Toplar damar kanamalarında. D. Baş yaralanmalarında. E. İç kanamalarda. Turnike uzuv kopması durumunda uygulanıyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuz: el dedektörü ile yapılan kontrolde el dedektörünün incelenecek bölge ile mesafesi ne kadar olmalıdır? A. 12,5-17,5 santim uzaklıkta. B. 2,5-7,5 santim uzaklıkta. C. 7,5-12,5 uzaklıkta. D. 17,5-22,5 santim uzaklıkta. E. 22,5-27,5 santim uzaklıkta. El dedektörü ile yapılan kontrolde el dedektörlerinin incelenecek bölge ile mesafesi 2,5-7,5 santim uzaklıkta olması en doğrusudur. Bursa seçeneği doğru cevap. Dördüncü sorumuz yine ilk yardımdan gelmiş. Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada dış kalp masajı suni solunum sayısı oranı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulan bir soru. 5, 2, 12, 32, 42, 43. Evet, temel yaşam desteği, 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes şeklindedir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuza geçelim. Gaz haldeki yanıcı maddelerin havadaki yoğunlukları belli bir sınıra ulaştığında en küçük bir kıvılcımla birlikte meydana gelen yanma hangisidir? A. Parlama ve patlama şeklinde yanma. B. Yanma. C. Yavaş yanma. D. Kendi kendine yanma. E. Isı transferi. Evet, burada parlama ve patlama şeklinde yanmayı sormuşlar. Adana seçeneği doğru cevap. Altıncı sorumuza bakalım. Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmek istemeyen kişiye ne yapılır? A. Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez. B. Zorla aranır. C. Arama için ısrar edilmez ve içeri alınır. D. Sadece eşyaları aranır. E. Özel güvenlik görevlisi kişisel takdir hakkını kullanır. Bu gibi durumlarda arkadaşlar, kontrol noktasında üstünü eşyasını aratmak istenmeyen kesinlikle ısrar edilmez, içeriye de alınmaz. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. Yedinci sorumuza geçelim.
Evet, belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen insanların oluşturduğu topluluğa ne ad verilir? A. Koloni, B. Teşkilat, C. Kalabalık, D. Sınıf, E. Grup. Evet. Belli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen insanların oluşturduğu topluluğa kalabalık denir. Arkadaşlar Ceyhan seçeneği doğru cevap. 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz? A. Köpük konsantrasyonları, B. Kuru kimyevi tozlar, C. Hidrojen, D. Halokarbon içerikli kimyasal gazlar, E. Karbondioksit. Evet, burada kullanılmayan hangisidir? Hidrojen. Yani Ceyhan seçeneği doğrudur. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi özellikle A sınıfı yangınlarda en etkili söndürme maddesidir? A. Kuru kimyevi toz, B. Su, C. Köpük konsantrasyonu, D. Metal tozu, E. Azot oksijen karışımı. Evet, burada da en etkili A sınıfı yangınlarda en etkili söndürme maddesi sudur. Bursa seçeneği doğru cevap. 10. sorumuza geçelim. Kayalardan veya topraktan oluşmuş kütlelerin eğimin ve çekimin etkisiyle koparak yer değiştirmesine ne denir? A. Deprem, B. Sel, C. Heyelan, D. Taşkın, E. Doğal afet. Evet arkadaşlar, burada bakın, kayalardan, topraktan oluşmuş kütlelerin eğimin ve çekimin etkisiyle koparak yer değiştirmesi, değil mi? Nedir? Heyelandan bahsediyor. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 11. soruya geçmeden önce kelepçe ve şüphelilerin aranmasında kelepçelerin nasıl takılması ya da kime takılmaması şeklinde, kimlere kelepçe takılmaz arkadaşlar? Hukuka aykırı kelepçe takılması halinde kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ihlal edilmiş oluyor. 0-18 yaşından küçüklere kelepçe takılmaz. Kelepçe çeşitleri masonet, zincir, plastik, sevk zinciri, parmak kelepçedir. Şüpheli şahısların kelepçelenmesi, üst arama yöntemleri kelepçe zor kullanma unsurlarında birisidir. Kelepçe takılırken önce sağ kolun, sonra sol kolun kelepçelenmesi önerilir. Pozisyon olarak da yere yüzüstü yatırmak suretiyle kelepçe takabilirsiniz. Ayakta takabilirsiniz. Bir engele dayamak suretiyle takabilirsiniz ve diz üstü çöktürmek suretiyle de kelepçe takabiliriz. Sınava girecek bütün adaylara bu arada başarılar dilerim arkadaşlar. 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi başlangıç yangınlarına müdahale eden ekiptir? A. Söndürme ekibi, B. Koruma ekibi, C. İlk yardım ekibi, D. Teknik onarım ekibi, E. Kurtarma ekibi. Tabii bakın, yangınlara müdahale eden başlangıç tabii ki söndürme ekibidir, değil mi? Adana seçeneği doğru cevap. 12. sorumuz. Alışveriş merkezinde görevli güvenlik personeli bir yangını gördüğünde ilk olarak ne yapmalıdır? A. Hemen yangına müdahale ederek söndürmeye çalışmalıdır. B. Yangın ihbar butonuna basarak alarmı çalıştırmalı, itfaiyeyi arayarak ihbarda bulunmalı ve başlangıç yangını ise müdahale etmelidir. C. Güvenli bir yere çekilerek tehlikenin geçmesini beklemelidir. D.
sadece yangın çevresindekileri uyarmalıdır. E, insanları sakinleştirerek alışveriş merkezini terk etmemelerini sağlamalıdır. Tabii ki burada dikkat ederseniz arkadaşlar, yangın çıktığında görevli güvenlik personeli hemen ihbar butonuna basması, değil mi, çalıştırması gerekiyor. İtfaiyeyi arayarak ihbarda bulunmalı ve başlangıç yangın ise de hemen yangına da müdahale etmesi gerekiyor. Bursa seçeneği doğru cevap. 13. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden değildir? A. Karma düzeni, B. Çember düzeni, C. Kama düzeni, D. Hat düzeni, E. Hiçbiri. Burada da karma düzeninden bahsetmiş. Bakın, Adana seçeneği doğru cevap. 14. sorumuz, eklemi oluşturan kemiklerden bir ya da birkaçının yerinden ayrılmasına nokta nokta denir. Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Kırık, B. Çıkık, C. Burkulma, D. Yırtırma, E. Şok. Evet, burada bakın, eklemi oluşturan kemiklerden bir ya da birkaçının yerinden ayrılmasına çıkık denir. Bursa seçeneği doğru cevap. 14. soruya geçmeden önce gürültü nedir? Gürültü, iletişim bozan unsurlara denir. Fiziksel gürültü, konuşmaları bastıran seslerdir. Nörofizyolojik gürültü, işitme, görme bozukluklarıyla ilgilidir. Psikolojik gürültü, heyecan, sevinç, korku, önyargı. Toplumsal kültürel gürültü ise kültürel çevreler arasındaki farklılıklardan kaynaklanır. Devriye yöntemlerinden bahsedelim. Mutlaka sınavda %100 geliyor. Planlı devriye, yetkili amirler tarafından önceden belirlenip devriye personelinin uyması istenen, belirli güzergahları bağlı kalmak üzere çıkarılan devriye yöntemidir. Olağan rutin devriye ise bir plan ve programa bağlı kalmadan rastgele gezilmesidir. Dairesel devriye, devriye alanının tahmini merkezden, içeriden dışarı ya da dışarıdan içeri dairesel halinde yapılmasıdır. Geri dönüşlü devriye ise devriyenin kritik bölgelerde veya kontrol ettiği bölgenin tekrar kontrol edilmesidir. Geri dönüşlü devriye. İnsanlarda emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisiyle meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne denir? A. Öfke, B. Duygu, C. Panik, D. Korku, E. Heyecan. Evet, bakın arkadaşlar, İnsanlarda emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku, heyecanın etkisiyle meydana gelen kontrolsüz hareketler, değil mi? Nedir? Paniklemeden bahsetmiş. Evet, bakın burada Ceyhan seçeneği doğru cevap. 16. sorumuz, belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmek ve ilgilerini kazanmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir? A. Konferans, B. Sempozyum, C. Miting, D. Propaganda, E. Gösteri. Evet, burada da bakın, belli bir konu başkalarına aktarıp benimsetmek, ilgilerini kazanmak için yapılan konuşmalar, değil mi? Propaganda yapıyor. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 17. sorumuz, koruma çemberinde iç halkada aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A. VIP, önemli kişi, B. Koruma müdürü, C. Özel kalem müdürü, D. VIP'in eşi, yani önemli kişinin eşi, E. İl sağlık müdürü. Evet.
Burada koruma çemberinde iç halkada il sağlık müdürü bulunmaz. Diğerleri bulunur. Edirne seçeneği doğru cevap. 18. sorumuz. Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangi tutanağı tanzim edemez? A. İfade tutanağı, B. Yakalama tutanağı, C. Buluntu eşya tutanağı, D. Suçüstü tutanağı, E. Arama tutanağı. Evet, tutanaklardan da mutlaka sınavda soru geliyor. İfade tutanağını tutamaz arkadaşlar. İfade tutanağı gözaltına alma olayını emniyet birimleri yapar. Hemen 19. sorumuza geçelim. Suçüstü halinde kimin yakalama yetkisi vardır? A. Polisin, B. Kamu kolluğunun, C. Özel güvenlik görevlisinin, D. Mağdurun, E. Herkesin. Suçüstü halinde herkesin yakalama yetkisi vardır. Edirne seçeneği doğru cevap. 20. sorumuza bakalım. Zor kullanma yetkisi veren hallere ne ad verilir? A. Meşru müdafaa, B. Zaruret hali, C. Kanun hükmünü yerine getirme, D. Amirin emrini yerine getirme, E. Hukuka uygunluk nedenleri. Evet. Zor kullanma yetkisi veren hallere hukuka uygunluk değil mi? Edirne seçeneği. Doğru cevap. 21. sorumuza geçelim. Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi hangi makamdan alınır, verilir? A. İçişleri Bakanlığınca, B. İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığınca, C. Emniyet Genel Müdürlüğünce, D. Valiliklerce, E. Kaymakamlıklarca. Evet arkadaşlar, burada alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi kaymakamlık tarafından veriliyor. Evet, burada Edirne seçeneği doğru cevap. 22. sorumuza geçmeden önce devriyenin görevleri hakkında size bilgi vereyim. Buradan da mutlaka %100 soru geliyor. Burayı tekrarlayalım tekrar. Devriyenin 4 çeşit görevi vardır. Önleyici görevler. Önleyici görev, sorumluluk bölgesinde kamu düzeni bozucu eylemleri engellemek ve suç işleme potansiyelindeki şahıslara karşı caydırıcı çalışmalarda bulunmaktır. Koruyucu görevler, sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için tedbirler almak, denetlemektir. Yardım görevleri, görev alanında yardım isteyen ile yardıma muhtaç olan kişilere yardım etmek, ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmektir. Adli görevler ise sorumluluk bölgesinde meydana gelen adli olaylar ile ilgili yapılan faaliyetlerde adli görevlere girer. Evet. Hemen 22. sorumuz. Bakın. Devriye görevlerinden gelmiş. Sorumluluk bölgesinde kamu düzeni bozucu eylemleri engellemek ve suç işleme potansiyelindeki şahıslara karşı caydırıcı çalışmalarda görevi ifa etmektir. Bu görev hangi görevdir? İdari, kişisel, kurumsal, önleyici, adli. Evet. Hangisidir arkadaşlar? Önleyici değil mi? Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 23. sorumuz. İç kanamalarda ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin uygulanması sakıncalıdır? A. Ağızdan sıvı verilerek kan kaybı önlenir. B. Şok pozisyonu verilir. C. Üzeri örtülerek sıcak tutulur. D. Yaşamsal bulguları incelenir. E. Hareket ettirilmez.
İç kanamalarda ilk yardımda hangisi uygulanması sakıncalıdır? Bakın burada sorulan soru da kesinlikle hasta yaralılara herhangi bir şey yiyip içilmesi için bir şey verilmez, su verilmez, değil mi? Evet, öncelikle en çok bizim toplumda yaptığımız hatalardan birisi. Yolda yatan birisini gördüğümüzde hemen su yok mu diye sağa sola bağırırız. Yanlış bir hareket. Adana seçeneği doğru cevap. 24. soru. Fatih Üniversitesi'nde memur statüsünde çalışan bir özel güvenlik görevlisidir. İdare ile aralarında özlük hakları konusunda ihtilaf çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak hangi mahkemeye, kuruma dava açması gerekir? A. İdare mahkemesine, B. İş mahkemesine, C. İl Özel Güvenlik Komisyonu'na, D. İçişleri Bakanlığı'na, E. Valiliğe. Tabi burada idare mahkemesine dava açması gerekiyor. Adana seçeneği doğru cevap. Evet, 25. soruya geçmeden önce ilk yardım, acil tedavi, ilk yardımın öncelikli amaçları, ilk yardımın temel uygulamaları nelerdir? Buradan da mutlaka %100 sınavda soru geliyor, bilginiz olsun. İlk yardım olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız tedaviye ilk yardım denir. Acil tedavi doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahaledir. İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir? 1. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, çevre güvenliğinin sağlanması. 2. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. 3. Hasta yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek. 4. Hasta yaralının iyileşmesini kolaylaştırmaktır. İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir? Koruma, bildirme, kurtarma. Koruma, olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Bildirme, olay yerinde en hızlı şekilde gerekli yardım kuruluşlarına, yani 112'ye haber verilmesidir. 112 arandığı zaman kesin adres, kimlik, hangi numaradan kim arıyor, olayın tanımı, hasta ve yaralıların durumu, nasıl bir yardım aldıkları mutlaka karşı tarafa iletilmesi gerekir. Kurtarmada ise olay yerinde hasta yaralılara müdahale hızlı, sakin, bilinçli bir şekilde yapılması gerekiyor. 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes şeklinde yapılması gerekir. Evet, 25. sorumuz, ilk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Koruma. Bakın, kurtarma, bildirme, tedavi, koruma, kurtarma, tedavi, bildirme, tedavi, koruma. Koruma, bildirme, kurtarma, koruma, bildirme, önleme. Tabii ki ilk yardımın temel uygulamaları, birincisi neydi arkadaşlar? Koruma. Daha sonra bildiriyoruz ve kurtarmaya geçiyoruz. Yani temel yaşam desteğine geçiyoruz. Denizli seçeneği doğru cevap. 26. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yerine getirebileceği bir görevdir? A. Suçluyu mahkemeye nakletmek. B. Para veya kıymetli eşyayı nakletmek. C. Suçlunun ifadesini alarak üst aramasını yapmak. D. Olay yerinde delil toplamak. E. Trafik kontrolü yaparak kusurlulara ceza yazmak. Evet, burada dikkat edin, özel güvenlik görevlisinin yerine getirebileceği görev para veya kıymetli eşyayı nakletmektir. Diğerlerini güvenlik güçleri yapar. Arkadaşlar, burada Bursa seçeneği doğru cevap.
27. sorumuz, güvenlik tedbirleri denildiğinde ilk akla gelen nedir? A. Cinayetlerin artması. B. Hırsızların artması. C. Trafik kazalarının artması. D. İntiharların artması. E. Önleyici hizmetler. Evet. İlk akla gelen nedir? Tabii ki önleyici hizmetlerdir. Edirne seçeneği doğru cevap. 28. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yazabileceği rapor türlerinden değildir? A. Yazılı rapor. B. Sözlü rapor. C. Görsel rapor. D. Uzmanlık raporu. E. Elektronik rapor. Evet. Burada yazılı, sözlü, görsel yapabilir, elektronik de yapabilir ama uzmanlık raporu özel güvenlik görevlilerinin yazabileceği türlerden bir rapor türü değildir. Denizli seçeneği doğru cevap. Son iki sorumuz arkadaşlar. 29. Devriye hizmeti denildiğinde ilk akla gelen nedir? A. Nokta görevi yapmak. B. Araç kontrol noktası görevi yapmak. C. Yaya veya motorize şekilde güvenlik hizmeti yapmak. D. Zarf, paket ve benzeri gibi kontrolü yapmak. E. Ziyaretçi kontrolü yapmak. Devriye hizmeti denildiğinde ilk akla gelen değil mi? Yaya veya motorize şeklinde güvenlik hizmeti yapmaktır. Evet, burada Ceyhan seçeneği doğru cevap. 30. sorumuz, son sorumuz arkadaşlar. Gruplar kuruluş biçimlerine göre doğal gruplar ve kurulmuş gruplar olarak tasnif edilebilir. Bu yönüyle aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklılık göstermektedir? A. Dernek, B. Vakıf, C. Aile, D. Sendika, E. Şirket. Tabii kurulmuş gruplar burada diğerlerine göre farklılık gösteren burada nedir? Ailedir, değil mi? Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Daha önce atmış olduğum 84. dönemden 95. döneme kadar olan, bakın, tüm güvenlik, özel güvenlik sorularını çözdüğünüz zaman açıklamalı bir şekilde kanala da katıldığınızda kesinlikle sınavınızda başarı elde edeceksiniz. Hepinize sağlıklı, kazasız günler, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere, hoşça kalın.